klasörümüzü kurduk, kullanıcı yetkilerimizi ayarladık. Hatta kullanıcılarımız bizim sunucumuzun IP'sini girerek klasörlerini görebiliyorlar. Şuradan developer üzerinden klasörü. Ancak kullanıcılarımız bu durumda sürekli IP adresi girmek zorunda. Ve IP adresini unutabilirler. Tekrar giremeyebilirler. IP adresleri ezberlenmesi kolay adresler değil. Bunun için kullanıcılarımıza şöyle bir kolaylık sağlayacağız. Kullanıcımız ilgili olduğu klasörü burada bilgisayarım tabının altında bir hard disk olarak görecek. Bunun için grup policy ayarlamamız lazım. Burada hemen bir tam ekran yapalım öncelikle. Grup policy management'ımızı açalım. Ve ilgili örneğin biz sadece şu an users'ın altında developers için yapacağız. Sağ tıklayalım. Create a GPU diyelim. Ve diyelim ki developers alt tire file group policy'si oluşturdum. Oluşturduktan sonra sağ tıklayıp edit diyelim ve açalım. Users Configuration, Preferences, Windows Settings ve Drive Maps. Drive Maps'te sağ tıklayıp New Map Drive diyelim. Action Update olarak kalıyor. Replace seçebiliriz, Update seçebiliriz. Biz var olan bir sürücüyü güncelleyeceğiz, yoksa oluşturacağız. Peki location tarafında da sunucumuzun IP'sini yazıyoruz. 192.168 developers klasörünü biz map edeceğiz developerlara. Buraya onu yazıyoruz. Reconnect kullanıcı oturum açtığı anda bu hard diske otomatik olarak oturum açsın, bağlansın. Label as kullan bu hard disk developers yazalım öncelikle. Bilgisayarda tabın altında hangi isimle gözükecek bu yeni hard diskimiz? Developers olarak gözükecek. Use hangi harfle gözükecek? Bir harf biz belirlemek istemiyorsak use first available diyerek uygun olan ilk harfi kendin seç diye seçiyor. Hide show this drive bu diski herhangi bir işlem yapma, direkt göster. Hide this drive diski map eder. Ama örneğin biz bir harf belirleriz. H diski diye. Diski map eder ama bilgisayarım tabının altında göstermez. Sadece orada H adında bir diskin olduğunu bilenler bağlanabilir. Biz burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ve command altında drive letter istiyor. Bir drive letter örneğin Z diski diyelim. Command diyelim. Burada herhangi bir işlem yapmayalım. Apply diyerek oturumu açalım. Oluşturalım. Ve bunu kapattıktan sonra şimdi GP update force diyerek bütün kullanıcılara yeni kuralı gönderelim. Ve aynı anda Windows makinamızı da açalım, bakalım oraya diskimiz ne zaman gelecek. Adım adım yapacağız. Öncelikle direkt şuradan cmd yazıp gp update force yazdıktan sonra bakalım gelecek mi. O gelmezse oturumu kapatıp tekrar açtıktan sonra deneyeceğiz. Öyle de gelmezse bilgisayarı kapatıp açacağız. Dolayısıyla bir noktada gelecek. Onu hep beraber test etmek için adım adım gideceğiz. Bilgisayarın tabının altına gelelim. Gördüğünüz gibi Z diski geldi. Hatta çift tıklayalım. Şurada new folder diyelim. New folder. Deneme diyelim ve sunucu tarafına gidelim. Gerçekten developer'ın altında deneme gelmiş. Şimdi bir diğer kullanıcı grubumuz DevOps kullanıcısı. Ona da create new GPU diyelim. Ve ona da DevOps file oluşturalım. Sağ tıklayalım. Edit
Preferences, Windows Settings, Drive Maps, sağ tıkla Drive ve burada şuraya gelelim. DevOps klasörünü buraya vereceğiz. Buradan Y diski olsun, hani farkı görmek adına apply, pardon, reconnect ve DevOps diyelim. Apply diyelim. Group policy diyerek tekrar bütün kuralları güncelleyelim. Ve güncelledikten sonra güncelledi. Burada biz hemen DevOps kullanıcımızla oturumu açalım. Sign out diyelim. Ve A Karabulut kullanıcımız DevOps kullanıcısıydı. Onu oturumu açalım ve diskin altına bakalım. Gördüğünüz gibi DevOps Y diski gelmiş. Ona da folder. Evet. Burada gördüğünüz gibi yetki hatası veriyor. Hemen gidip yetkiyi düzenleyelim. Şöyle. DevOps. Onu yapmak için şuraya gelelim. Sağ tıklayalım. Properties. Security. A Karabulut. Gördüğünüz gibi tam yetki vermemişiz. Hemen onu da full yetkili yapıp OK diyelim. Ve buraya geldikten sonra New Folder Deneme DevOps diyelim. Ve buraya geldiğini görelim. Deneme DevOps. Bu şekilde ilgili kullanıcılara bütün haritalanmış diskleri ekleyerek kullanıcılarımıza kolaylık sağlayabiliyoruz.